Güncel bilgilerle ilgili öncelikle şunu belirtmek lazım. Sınavın son zamanlarına doğru yani Haziran ayında, Mayıs ayının sonunda dikkat etmemiz gereken noktalar var. Çıkan haberler, örneğin yaşadığımız Soma faciası gibi. Allah rahmet eylesin ölenlere. Onlara dikkat ederek bu videoyu da, bu ses kaydını da dinlemek gerekiyor. Kısaca bakalım 2013 yılında neler oldu? UNESCO tarafından Piri Reis haritasının 500. yılı ilan edildi. 2013 yılı. Üniversiteler arası kış olimpiyatları Slovenya Maribor'da yapıldı. 2013 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları Rusya Kazan'da yapıldı. G8 zirvesi 2013 yılında İngiltere'de yapıldı. 2014'te Rusya'da. Bunun ötesinde 2013'te Dünya Atletizm Şampiyonası Moskova'da yapıldı. 2013'te Çin'de Türk Yılı ilan edildi. Hırvatistan'a vize uygulaması 2013 yılında başladı. Medeniyetler İttifakı Forumu'nun beşincisi 2013 yılında Viyana'da, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. Suriye'ye karşı NATO'dan talep edilen füzeler vardı. Bunlar Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a yerleştirildi. Belarus'la aramızdaki vize kalktı. Amerika'da Florida eyaleti 21 Mart'ı Türk Günü ilan etti 2013'te. Ve ayrıca bazı geliştirilen ürünler var. Özellikle savunma sanayinde. Neler var? Örneğin Roketsan'ın geliştirdiği ilk yerli tank savar füzesi var. UMTAS. İlk milli keskin nişancı tüfeğimiz var. Bora-12. Türkiye'nin ilk temel eğitim uçağı var. Hürkuş. Bunların dışında ilk sismik arama gemimiz var. Barbaros Hayrettin Paşa. Ama daha çok 2014 gelişmelerine de odaklanabiliriz. Unutmadan IMF'nin borcunun son taksitini ödedik 2013 Mayıs'ta. Bunlarla ilgili mail yollanmıştı zaten yaklaşık 2000 kişiye. Daha önceki yıllarda Nobel ödülleriyle ilgili de soru çıkmıştı. Yani farklı sınavlarda da. Nobel Barış Ödülü 2013 yılında kimyasal silahların yasaklanması örgütüne verildi. Örgütün genel direktörü de Ahmet Üzümcü. Nobel Edebiyat Ödülü Kanadalı yazar Alice Munro'ya verildi. 2013 Nobel Fizik Ödülü İngiliz bilim adamı Peter Higgs'e ve Belçikalı bilim adamı François Englert'e verildi. Altın Portakal Ödülü var. Cennetten Kovulmak ve Kusursuzlar filmlerine verildi. Oscar'a aday seçilen bir filmimiz var ülkemizi temsil eden Kelebeğin Rüyası. Bunların dışında idam edilmesine sosyal medyada tepkiler olan biri vardı. Bangladeş'te Cemaat-i İslam lideri Abdülkadir Molla idam edildi. Türk kahvesi UNESCO'nun listesine girdi. Orhan Pamuk'un, Nobel ödüllü Orhan Pamuk'un Şeylerin Masumiyeti adlı eseri de Amerika'da 2013 yılında hem en iyi müze ve sergi kataloğu hem de en edebi sanat kitabı seçildi. Bunların dışında 2014 gelişmeleri var. Federal Rezerv, Amerika Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen oldu. İlk kadın başkanı Federal Rezerv'in. Dünya Futbol Şampiyonası Brezilya'da yapılacak. Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. 2014 yılı Türkiye'de İran yılı olarak kutlanacak. Avrupa Konseyi 2014 Müze Ödülü Bayburt Baksı Müzesi'ne verildi. G20 Zirvesi 2014 yılında Avustralya'da yapılacak. 2014 yılı Türk-Alman Bilim Yılı ilan edildi. 17. FIBA Bayanlar Dünya Şampiyonası 2014'te Türkiye'de yapılacak. Ve Avrupa Birliği dönem başkanlıkları da ilk 6 ay Yunanistan, ikinci 6 ay İtalya'da yapılacak. Birleşmiş Milletler de 2014 yılını kristal bilimi yılı ilan etti. Bunlar dışında güncel bilgilerde çıkan, sürekli çıkan bir şey var. Ona da değinelim. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde Türkiye'den yer alan eserler. İlk giren eserimiz Kapadokya ve Göreme Milli Park 1985'te giriyor. Aynı yıl Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
İstanbul'daki tarihi yerler geliyor. 2 yıl sonra 1987'de Nemrut Dağı. 1 yıl sonra Xanthos ve Leton 88'de. Bundan 10 yıl sonra Truva Antik Şehri 97'de giriyor. Hattuşaş, Hitit'in başkenti Hattuşaş'ta 1986'da. Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı 1988'de. Tarihi Safranbolu Şehri 94'te, 1994'te. Selimiye Camii ve Külliyesi de Edirne'deki 2011 yılında Türkiye'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine yer alan eserleri. Geçici listede yer alanlar da var. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alanlar. Efe Antik Kenti var, Sümele Manastırı, Alahan Manastırı, Harran ve Şanlıurfa, Urartuların Ahlat Mezarlığı, Osmanlı Hisarı, Selçuklu Kervansarayları, Denizli ile Doğubayazıt arasında bulunanları, Konya Selçuklu Medeniyeti, Mardin Kültürel Peyzajı, Bursa ve Cumalı Kızık Erken Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşim Yeri, St. Paul Kilisesi, St. Paul'u çevreleyen tarihi eserler, Kekova, Arkeolojik Site Afrodisias, Antik Kentler, Likya Medeniyeti, Arkeolojik Site var, Sagalassos, Karain Mağarası var, Aziz Nikolaos Kilisesi var, Diyarbakır Kalesi ve surları var, Alanya var, İshak Paşa Sarayı var, Perge'deki arkeolojik site var, Çatalhöyük Neolitik site var, 2009'da giren, en son giren de o, Perge'deki de 2009'da, en son giren ama Çatalhöyük. Bunlar da diğer güncel bilgiler bölümünde çıkabilecek şeyler ama bence tüm bunların ötesinde muhtemelen Mayıs veya Haziran ayında olan bir gelişme çıkacak. Bu da Soma'da yaşadığımız facia olabilir.